Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala için yaptığı açıklamaların sonrasında Bülent Arınç'ın feda edildiğini belirtti. Orhan Bursalı'nın Demirtaş ve Kavala serbest kalır, yargıya talimat verilemez başlıklı yazısı şöyle. Saray 1 dolar eşittir 10 TL'yi engelleyemeyeceğini, daha büyük çöküşlerin kapıda olduğunu görünce reform iyileştirme şart gerçekleriyle yüzleşti. Ekonomik kötülüklerin günah keçisi olarak Berat Albayrak'ı görevden aldı ve yeni dönem açtığını ilan etti. Kesin bilgidir ve savunup duruyorum. Buradan geri dönüşü olmaz. Bir şeyler yapmak zorunda. Ve yapacakları ortağının engellemesi söz konusu değil. Sesli veya sessiz destekleyecek. Çünkü yapılacaklar aynı zamanda saray iktidarının sürmesi veya çökmesiyle ilgilidir. Yani hayat memat meselesi, ortağın çok sevdiği ortaklığının sürmesi de buna bağlı. Bu nedenle Arınç'la yetinecek. RT'ye dünkü konuşmasında bütçe görüşmelerinin ardından kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Yargı reformu stratejisi belgesiyle ilgili 3 paket meclisimizde kabul edildi. Diğer reformları da paket halinde meclise taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına ekonomide güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son halini vereceğiz dedi. Neler içeriyor bu reformlar bilmiyoruz ama tatmin edici adımlar atmak zorunda. Ortağı da destekleyecek. RT bunun için yargıya seslendi. Değerli yargı mensupları, anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? RT yargıya kimse size ne yapacağınız konusunda talimat veremez, yasalara ve anayasaya uygun kararlarınızı verin diyor. Bu bağlamda hukuksuzluğun simgesi haline gelen, çok yaygın hukuksuzlukların önde gelen isminin Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın da gecikmeden bırakılacağını göreceğiz. Bu durumdan tamamen sorumlu olan iktidar, yeni politika gereği özgür yasalara bağlı yargının gereğini yapmasını istemektedir ve şunu da ekleyerek, reform gündemini Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz.